Isı gider maliyetlerini etkilemiyor. Zira artık herkes kullandığı kadar ödüyor. Bunu sağlayan sistem, ısı gider paylaşım sisteminin avantajlarını Yapı Fen Enerji'nin kurucu ortakları Eko Gündem'e anlatıyor. Avrupa'da uzun yıllardan beri kullanılan pay ölçer sistemi artık Türkiye'de de bir zorunluluk. Kayseri'de 2011 yılından bu yana ısı gider paylaşım sistemleri konusunda faaliyetini sürdüren Yapı Fen Enerji'nin kurucu ortağı Süleyman Kalpaklıoğlu, yasal mevzuatı izah ederek söze başlıyor. 2009 yılında Enerji Verimliliği Kanunu'na göre 2000 metrekare üzeri binalarda, yani 2000 metrekareye kadar olan yerlerde kombili sistem serbesttir. Bunun üzeri yapılarda kombili sistem yasaklandı. Yerine merkezi olması gerekti, merkezi sistem olması gerekti. Ve bunda da kalorimetre ya da pay ölçer denilen cihazların kullanılması zorunlu hale geldi bu yasayla birlikte. Şimdi buradaki amaç esasında şuydu, yani ne tamamen kombili ne de tamamen merkezi, eski usul. Bu ikisinin avantajlarını ortak noktada birleştirmekti. Isı gider paylaşım sisteminin kullanılmasının ön şartı binada merkezi sistem ısıtma olması ve doğalgaz kullanımı. Sistem sayesinde her daire 15 derecenin altına düşmemek kaydıyla arzu ettiği sıcaklığın konforunu sürerken kullandığı kadar ödemiş oluyor. Aşağıdan kazanımız yanıyor, sıcak suyumuz üretiliyor, yukarıya gönderiliyor ve insanlar ihtiyaçları kadar ısıyı alıyorlar. Kimi insanlar 23 derecede üşürken, kimi insanlar 20 derecede çok sıcak olduğundan bahsediyorlar. Bu sayede insanların isteğine göre konforu da sağlanmış oluyor. PT'ye monte edilen ısı pay ölçerler vasıtasıyla ay sonunda her dairenin ödeyeceği bedel hesaplanıyor. Okuma sistemindeki amaç daireye girmeden tüm cihazların aynı anda okunabilmesidir. Biz buradaki tüm cihazların verisini alıyoruz. Bunları enerji verimliliğinin bize verdiği doğrultular ölçüsünde paylaştırıyoruz ve bina sakinlerine tekrardan çıktı olarak dağıtıyoruz. Kurucu ortak Serdar Kargı, sistemin tasarruf anlamı taşıdığını somut bir örnekle izah ederek sözlerini noktalıyor. Biri A blok, biri B blok. Aynı metrekarelerde ve aynı özelliklere sahip binalar. Bizim uyguladığımız bina, bizim sistemi, ısı gider paylaşım sistemini kurduğumuz bina, diğer binaya göre aylık yaklaşık 1500 TL'lik bir tasarruf sağlayabiliyor. Bu tasarrufu tabii ki sadece bina bazında düşünemeyiz. Belki bina bazında düşündüğümüz zaman küçük bir rakam ama mahalle bazında, il bazında, hatta bunu Türkiye bazına yaydığımız zaman çok büyük rakamlarda bir tasarruf elde etmiş oluyoruz. Tabii ki bu da ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlayacaktır.